Aferin ustaşım, bu şimdiye kadar yaptığın en şirin şey oldu. Teşekkür ederim şirin baba. Aa, bebek buna gerçekten bayıldı. Küçük bir şirin olunca dünya harikalarla dolu gibi gelir. Şirin baba! Şirin baba! Ne oldu hiç şirin? Bir terslik mi var? Şirin nehrinde bir şeyler oluyor. Balıklar biraz tuhaf hareket ediyor şirin bu baba. Bu işte derhal ilgilensek iyi olacak. Son derece haklısın şirin baba. Her zaman dediğin gibi. Gözlüklü sen ve Sakar bebekle ilgilenin. Ama şirin baba! Yapma gözlüklü, biz şanslı değil miyiz? Burada kalacak ve bebekle oynayacağız. Şans mı? Şans mı? Ne zaman heyecanlı bir şey olsa seninle ben bez değiştirme nöbetine kalıyoruz. Aa, hadi gözlüklü, bebeğe bakmaktan daha önemli bir şey olamaz. Eğer şirin baba benim olağanüstü yeteneklerimi fark etseydi. Ama hayır, ben bebekle ilgilenmek zorundayım. Olamaz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sence bu ne olabilir Şirin baba? Korkarım bu sihirli bir kirlenme. Sihirli bir kirlenme mi? Bunun nereden geldiğini bulmalıyız. İyice sen balıkları, kurbağaları ve diğer susamış orman hayvanlarını suyun güvenli olduğu nehrin üst tarafına götürsen iyi olur. Hemen Şirin baba! Buraya bak Şirin baba! İşte buradan geliyor! O Şirin baba, şimdi ne yapacağız? Usta, senin bir baraj kurmanı istiyorum. Bu gelen şeyi Şirin nehrinden uzak tutmaya çalış. Şirin'e ve ben bunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Söylediğini yapılmış bir Şirin baba. İşte Şirin'e, sanırım sihirli kirlenmenin kaynağını bulduk. Gargamel'in çamur havuzu. Evet, başarısız olan deneylerini havuza atıyordur mutlaka. Ay, ne kadar iğrenç. Saklan, bir gelen var. Sana söylüyorum Azman, her şey düzelmek zorunda. O kokuşmuş küçük şirinleri yakalamak için her şeyi denedim. Ama her zaman benden kaçmanın bir yolunu buldular işte. Yeter artık. Bu sihirli dev formül beni Şirin köyünü yamyasa edecek kadar büyük yapacaktı ama olmadı. Bütün o küçük mavi dilencileri bir defada yok edecektim ama işe yaramadı işte. İşe yaramadı. Sihirli bir küçültme iksiri. Ormanı bir kapı paspası kadar küçültecektim ve şirinler benden saklanacak yer bulamayacaklardı. Ama faydasız. Ah Azman, pis küçük bir şirini elime geçirmek için her şeyimi verirdim şu anda. Kaç! Neler oluyor orada? Aa, dur bir dakika dur. Koş şirine koş! Bu yaptığını beğeniyor musun üzeri sefil pire torbası seni? Bu tarafa Şirin'e. Şimdi ne olacak Şirin baba? Acele laboratuvarıma gideceğiz ve kirlenmeye karşı bir eriyik hazırlayacağız. Gargamel'in sihirli kirlenmesinin yaşayan yaratıklar üzerinde ne etki yapacağını bilemeyiz. Ah, kendimi berbat hissediyorum. Ah, hem de çok berbat. O havuzun suyunu yutmak midemi bulandırdı. O hain tüy yumağını elime geçirirsem ben ne yapacağımı biliyorum. Ben çok hastayım. Biraz dinleneyim bari. PR kare. Yo hayır, bu olamaz. Bunun olması olanaksız. Şirin baba. Kirlenmeye karşı eriyik yapmana yardım edebilir miyim? Hayır teşekkür ederim gözlüklü. Ama senin her zaman dediğin gibi Şirin baba. İki şirin bir şirinden daha iyidir. Gözlüklü, neden sen ve Sakar bebekçinin ormanda bir yürüyüşe götürmüyorsunuz? Bana kalırsa Şirin baba, Sakar bu işi yalnız da yapabilir. Senin az önce söylediğin gibi gözlüklü, iki şirin bir şirinden daha iyidir. Evet gözlüklü, bunu az önce kendin söyledin. Peki Şirin baba, eğer ben söylediysem doğru olması gerekir. Bir bakalım şimdi. Evet ama aslında hayır. Ne oldu? Aptal kedi seni. Kendimi berbat hissediyorum. Geliyorum kuru gürültücü pis kedi. Seninle görülecek bir hesabım var zaten.
Bırak şımarmayı şimdi. Çünkü bu bir işe yaramayacak. Senin yüzünden o çamur havuzuna düştüm. Ay herhalde soğuk aldım. Ya da başka bir şey. Eyvah ben küçülüyorum, çekiyorum. Hep senin yüzünden, seni sefil pire yuvasız fare düşmanı seni. Çok iyi, kaç sefil korkak, kaç. Eyvah, bu imkansız bir şey. Ben bir şirinden daha büyük değilim. Peki ne yapacağız şimdi? Kendimi iyileştirmek için iksirlerime bile ulaşamıyorum Azman. Ve seni okşayamıyorum sevimli küçük kedim benim. Ay, durma güzel kedim. Dur ayıp yapma dur. Nankör. Bana yardım edecek birini bulmalıyım. Hayır, bu duruma bir çözüm getirecek bir tek büyücü var. Bunu hiçbir zaman söyleyeceğimi düşünmemiştim ama Şirin Baba tabii ki. Bana yardım edin Şirin Baba. Hangi Şirin olursa olsun yardım edin bana imdat. Nasıl bu kadar aptal olabilirim ki? Mi, ne oluyor tüy beyinli budala? Kimyasallarımı daha dikkatli yok etmeliydim. Git yumurtla, geveze gagalı seni. Hayır, ne oldu yine? Şimdi artık bir tarla faresi büyüklüğündeyim. İmdat! Neyse burada güvendiğim. Evreka, buldum onu Şirin'i, onu buldum! Harikasın Şirin Baba! Bu kirlenmeye karşı eriğimi derhal Şirin'in yerine götürmeliyim. Bu kargemenin sihirli kirlenmesine karşı tetik oluşturacak. İşe yaradı bile Şirin Baba! Evet. Nehir artık bence de. Şükürler olsun. Artık bütün yaratıklar bu suyu içebilirler. Balıklarla kurbağalar evlerine dönebilir. Ne yazık ki Şirin'e, sen ve ben Gargamel'in oraya gitmeli ve onun çamur havuzunu da temizlemek zorundayız. Şükürler olsun. O kertenkele gitmiş. Baksana gözlüklü, biraz dinlenebilir miyiz? Tabii. Bu ne fark eder ki? Yapma gözlüklü. Şirin Baba senden yardım istemedi diye üzülmene gerek yok. Benden hiçbir zaman yardım istemez o. Çok doğru. Şirin Baba'nın her zaman dediği gibi. Gözlüklü, sen Sakar'la beraber bebeğe bak. Evet gözlüklü, biz iyi bir ekip oluşturuyoruz ha. Ne? Beni yere bırak, fazla büyümüş seni. Bebek, elinde ne var? Bu Gargamel! Ay, ona ne olmuş öyle? Ben çekiyorum küçük mavi gerçek. Sana ne olmuş gibi görünüyorum. Bu korkunç büyüyü bozacak tek kişi var. O da Şirin Baba. Beni ona götür lütfen. Götürmek zorundasın çünkü. Benim de tam olarak yapmayı düşündüğüm şey buydu işte. Biraz düşünürsen Sakar, Şirin Baba Gargamel'i yakalayan Şirin'in değerini nasıl inkar edebilir ha? Şirin Baba gelene kadar Gargamel bebeğin oyuncak köyünde kalabilir tabii. Bu iğrenç bir şey. Şirin Baba, kirlenmeye karşı hazırladığın erik hala harika bir şekilde işe yarıyor. Evet Şirin'e, yalnız umarım hiçbir yaratık o korkunç kirlenmeden etkilenmemiştir. Şaşılacak bir şey, kesinlikle şaşılacak bir şey. Ama doğru Şirin Baba, bana yardım etmelisin. Lütfen, sana yalvarıyorum. Sen benim tek umudumsun. Ama önce Şirin Baba, eminim sen de bir zafer konuşmasının gerekliliğini kabul edeceksin. Hayır, eğer ben normal olsaydım... Önce en gerekli şey gözüktü, öyle mi? Hayır. Şaşılacak bir şey. Ben ne yapacağım şimdi? Bu senin kendi suçun Gargamel. Tabiat ananın kurallarını dikkate almazsan başına bu gelir işte. Şirin baba lütfen. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Yalvarırım, beni normal büyüklüğüme çevir ne olur. Sanırım bu zavallı sefil yaratığa yardım etmeliyiz Şirin Baba. Peki tamam Gargamel, ama ben seni burada köyün içinde normal büyüklüğüne dönüştürecek kadar budala değilim tabii ki. Evet Şirin Baba, bu büyük bir aptallık olur.
Onu tam büyüklükteki Gargamel'in zarar veremeyeceği ormana götüreceğiz. Sana nasıl yardımcı olabilirim Şirin Baba? Sen ve Sakar bebekle ilgilenin. İşte yine aynı şeyi yaptı. Şirin Baba'nın her zaman söylediği gibi... Çabuk kapa çeneni Sakar! Hayır gözlüklü, Şirin Baba bunu asla söylemez. Sen söylersin. Bu durumda bir Şirin ne yapabilir? Ben iyice uzaklaşana kadar bekle usta. Şu işi artık yapabilir miyiz? Tamam Gargamel, nefesini tut. Ay amanın onu ezdik galiba. Ay hiçbir şey olmadı. Ben hala aynıyım. Seni 5 para etmez büyücü. Sen ne yaptın bana böyle? Senin eriğin hiçbir işe yaramadı. Sen zaten hiçbir işe yaramazdın ya, 5 para etmez keçi senin. Bu işte nazik değil Gargamel. Olamaz. Şaşılacak şey. Bir böcek kadar küçük oldum, ne yapacağım şimdi? Korkarım benim kirlenmeye karşı iriğimin bile sana bir faydası olmayacak Gargamel. Şirin Baba, ben hiçbir zaman iyileşmeyecek miyim? Gördüğüm kadarıyla her kötü bir şey yaptığında biraz daha küçülüyorsun. Eğer iyi bir şey yaparsan Gargamel, büyüyebilirsin. İyi bir şey mi? Herhalde şaka yapıyorsun sen, şakacı seni. İyi mi? Ben mi? Korkarım ki bu tek umudun. Şirin Baba! Bir kelebek örümceğin ağına yakalandı. Onu kurtarmalıyız Şirin Baba. Bir dakika dur izci. Bu benim teorimi denemek için bir şans olabilir Gargamel. Bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey. İyilik yapmanın ne iyiliği olabilir ki? Kesinlikle saçma bu saçma. Şu hale bakın, olamaz. Dikkat et Gargamel, örümcek. Eyvah. İmdat, bana yardım edin. Yardım edin bana. Sen haklıymışsın Şirin Baba. O kelebeğe yardım etmek beni büyüttü işte. En azından birazcık işte. Evet Gargamel, dünyada yapılacak pek çok iyilik vardır. Bazen yapılacak o kadar çok iyilik var ki bunlara yetişmek çok zordur. Bana mı söylüyorsun? Ve şu anda senin de yapabileceğin bir iyilik var. Şu zavallı sincaplara yardım etmemize ne dersin? Peki tamam. Bu son fındıktı Şirin Baba. Aferin sana Gargamel. En azından 1000 fındık taşıdım ama hala halime bak. Bir santim bile büyümedim. Sabırlı olmalısın Gargamel. İyiliklerin etkisi bazen biraz zaman alır. Gördün mü Gargamel? Yaptığın iyilikler sihirli ikisinin etkilerini tersine çeviriyor. Bu doğru ama ne zaman yine normal olacağım? Bunu söylemek çok zor. İyilik yapmaya devam etmen gerekiyor. Ama bu imkansız. Şirin Baba, eğer Gargamel bir süre bizim köyde kalırsa iyilik yapmanın kolay olduğunu hemen anlar. Bu çok şirin bir fikir Şirine. Lütfen Garga Şirin, biraz hareketsiz durun. Ne? Garga Şirin mi? Hayatımda hiç bu kadar kemikli diz, bu kadar çarpık bacak görmemiştim ve böylesine... Sen önündeki işle ilgilen şom ağızlı mavi basma. Gargamel! Mavi yani mavi tini mi hanım tini. Hiçbir zaman böylesine büyük bir şarkıcı olacağım. Yani ne diyorum yahu ben? Kemküm. Böyle söyleme, ne kadar nazik Garga Şirin. Garga Şirin mi? Yok. Bundan böyle bütün şirinlerin Gargamel'in iyilik yapmasına yardım etmesini istiyorum. Yardım ederiz, neden olmasın, ama o iyilik yapmak isteyecek mi? Onun burada olması biraz tehlikeli değil mi Şirin Baba? Söyler misin? Hayır. Etkisinde olduğu büyü bize herhangi bir zarar vermesini önleyecektir. Ben bundan nefret ediyorum. Ben de bundan nefret ediyorum. Koş becerikli koş. Boyalarımı taşımama yardım etmen gerçekten büyük bir iyilik Garga Şirin. Daha fazla küçülmemek için her şeyi yaparım. Ne yapayım? Bu olamaz Garga Şirin. Ben boyalarımı bu şekilde karıştırmanı asla istememiştim. Ama bunu söylemem gerekirdi. Gerçekten de çok renkli birisin. Gargamel, çiçeklerime su vermen ne büyük bir iyilik. Sonunda sen gerçekten iyi küçük bir Şirin olacaksın. Ben iyi olmak istemiyorum. Beni duyuyor musun? Ben kötü olmak istiyorum. Kötü. Zavallı çiçeklerim. Senin hemen görmeni istiyorum.
iyi olmaya tahammül edemiyorum bayan. Hayır, ay, küçülüyorum, küçülmek istemiyorum. Ay, ben çiçekleri çok severim. Tekrar su getireceğim tabii. Asla susuz kalmamalarını sağlayacağım. Hatta zararlı otları bile temizleyeceğim. Oh be, ucuza tattım. Şirin şapkasıyla gerçekten çok komiksin Gargamel. Benimle uğraşma küçük mavi budala. Yani demek istedim ki benim demek istediğim bu küçülme durumu beni bunalıma sokuyor yahu. Gerçekten mi? Al şunu bakalım o zaman. Bu seni neşelendirecektir. Bir sürpriz. Bir armağan mı? Benim için mi? Evet. Bayılacağından eminim. Vay. Vay. Seni küçük ahbap. Hayır. Armağan için teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok neşelendirdi. Buna daha fazla dayanamayacağım. Beni deli etmeyen tek Şirin sensin. Bu küçülme büyüsünden kurtulmak için yeterince... Yani bir şey yapmıyorum gibi sanki. Tabii senin için söylemesi kolay. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Ama ben korkarım ki hayatımın sonuna kadar Şirin büyüklüğünde kalacağım. Yük arabamı onarmama yardım etmen büyük bir iyilik Gargamel. Evet ama korkarım ki bu bana bir iyiliği olacak kadar iyi değildi. Sabır Gargamel. Şirin baba ne yaptığını bilir. Bana bir testere ver olur mu? Yardım et bana Gargamel. İyi de ne yapacağım? Arabayı yüzümden kaldırmaya çalış ve çabuk ol. Tamam. Çok iyi Gargamel, işe yarıyor. Evet, o kadar iyilik yapıyorum ki bundan dolayı büyüyorum da üstelik. Tamam kurtuldum ben. Hey, sen gerçekten büyümüşsün. Evet, büyüyorum. Büyüyorum tabii. Yakında normal boyutuma ulaşacağım. Kaç Şirin baba, kaç! Yakında gördüğüm her Şirin'i ezecek kadar büyük olacağım. Hatayım! Ne? Yok, hayır! Özür dilerim Gargamel. Sen artık köyde kalamayacak kadar tehlikeli olmaya başladın. Çok üzgünüm Şirin babacığım. Ben ne yapıyorum? Kahretsin. Ben de onlar gibi davranmaya başladım. Senin sihirli kirlenme hastalığının ne olacağı hiç belli olmuyor ki. Aptal köyünüze kimin ihtiyacı var? Ben ormanda da bu kadar iyilik yapabilirim zaten. İyi de ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Ben aptal tüylü sürat. Ayağımın altında böcekler esmeyi, çiçeklerin üzerinde zıplamayı, küçük çocuklara bağırmayı çok özledim, çok. Sanırım daha kötü olabilir. Yağmur yağabilir. Çok güzel bir gün Şirin baba. Evet öyle terzi, gerçekten de çok güzel bir gün. Şirin baba, artık kirlenme olmadığına göre sence yüzmeye gitmemiz uygun olur mu? Evet, elbette Şirin'e. Bu harika bir fikir doğrusu. Bebekten gözünü ayırma sakar. Ben biraz yüzüp geleceğim. Tabii gözlüklü. Peki bebek Şirin, sana biraz daha su getireyim. Tembel, bebekten gözünü ayırma. Ne korkunç bir geceydi. O aptal kedinin yüzünden evime bile giremiyorum. İşe bak. Bu da ne böyle? Şirinler. Tam ihtiyacım olan şey. Kahvaltı. O çok doğru, unutmuştum. Ben artık şirinleri korkutamam bile yahu. Bu kadar küçük şeyler nasıl olur da bu kadar eğlenebilir? Ama yine de arkadaşlık edebileceğim bir tek onlar kaldı. Başka her şey ya beni yemeye çalışıyor ya da ayağının altında ezmeye. Kedim azmam bile. Nankör. Azman! Hayır, küçük Şirinciye bunu yapamaz. Hayır, Azman bebeği yakalayacak.
Dur bakalım pire torbası. Neden kendi büyüklüğünde birine saldırmıyorsun bakayım? Bana bak be canım, biraz düşünürsen ben senin büyüklüğünde değilim. Ne? Yok yok, iyileştim ben. Normal büyüklüğüme ulaştım işte. Seni sefil pire torbası seni. Senin derinden bir çift eldiven yapacağım. Ya da paspas yaparım. Aa, evet, bir çift çorap olabilir. Ya da bir bere. Hatta belki de... İyi geceler benim küçük şirin. İyi geceler şirin baba. Köylerinin burada bir yerde olduğundan eminim. Hatırladığıma göre Azman nehirden sola dönüyorsun. Yoksa... lanet kedi, neredesin? Sakar, sakar. Ne? Sakar. Neden herkes iş saatinde uzanıyor söyler misiniz? Yeni bahçe yolumuz çok şirin görünüyor, becerikli. Evet, bütün şirinler işlerini şirince yapıyorlar. Sakar, sakar. Hemen hemen bütün şirinler yani. Sakar biraz dikkatli olsa da kafam acıdı. Peki güçlü. Sakar, biz işimizi yaparken sen neden gidip bahçe yolu için biraz taş parçası toplamıyorsun? Peki Şirin baba, birazdan bir araba dolusu taş parçasıyla geri dönerim. Burada taş yok. Burada da hiç yok. Orada da hiç yok. Ve buralarda da hiç taş parçası yok. Burada bir sürü taş var. Çok komik görünüşleri var ama eminim bunlar işimizi görür. La 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 la. Ah kötü kaderim. Sabahtan beri şirin avındayız ama o mavi suratların bir tanesine bile rastlamadık. Sanırım bu gece lahana çorbası içmeye devam edeceğiz. Eğer talih yüzümüze gülerse belki şansımız açılır. Ve bu da ne? Azman! Bu elmas! İşte bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha! Biri bu elmasları düşürmüş olmalı. Bunun anlamı bunlardan daha çok var demektir. Hadi Azman, aramaya başla. Bu bizim şanslı günümüz olacak. Şirinler, size bir sürü taş getirdim. Bunlar ne tür taşlar böyle? Ha, söylesene. Çok garip duruyorlar. Hasta olmasınlar sakın. Taş taştır öyle değil mi şirinler? Ha? Dur bir de ben şirinleyeyim şuna. Oh ufalanı verdi. Sakar, bu taşlar hiçbir işe yaramaz. Evet. Bunları nereden aldıysan oraya götür, bize daha iyi taşlar getir Sakar. Tanrım, hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Kahretsin, elmasların izi aniden yok oldu. Nereye gitti bunlar? Azman, aramama yardım et. Elmaslar gökyüzünden yağmıyorlar aptal hayvan. Bir şirin. Elmaslar şirinlerdeymiş. Yakaladım. İmdat! Şirin baba! İmdat! Şşt! Dinleyin. İmdat! Şirin baba imdat! Şirinler adına Sakar'ın başı dertte. Çabuk herkes ormana! Hadi! Çabuk koşun Sakar'a yardım edelim. Evet küçük Şirin, ganimetinizi buraya mı saklıyordunuz? Ne ganimeti? Ben sadece işe yaramaz taşları atıyordum. İşe yaramaz mı? Söyle bakalım küçük Şirin, bu işe yaramaz taşlardan daha var mı? Elbette, bir sürü var. Şu tarafta daha bir sürü taş var. Köyünüzde değil mi? Hayır, köyde değil. Aha, bana yalan söyleme senin mavi su. Gargamel! O Şirin'i hemen bırak! Öteki şirinler. Azman yakala onları. Hazır olun şirinler. Ateş!
Sizi küçük pis yaratıklar, size gününüzü göstereceğim. Al şunu, al şunu, al şunu al. Heh. Elindeki bütün elmasları onlara attım. Ayağım. Nereye gitti bunlar? Nereye gittiler? Şirinlerin elmaslarını mutlaka ele geçirmeliyim. Ve ele geçireceğim de tabii. Evet evet şirinler, o elmasları kendi istekleriyle bana verecekler. Uğraşmama hiç gerek bile yok. Sakın unutma Soburtkan, Şirin babanın bir sürü taşa ihtiyacı var. Gözlerini dört aç. Taş bulmadan köye geri dönmek yok. Sadece bir şakaydı. Şakadan nefret ederim. Tuzaklardan daha çok nefret ederim. Bu yüzden Şirin baba bize her zaman adımınızı atmadan önce nereye basacağınıza dikkat et. Ay ay. Ay imdat. 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 Gargamel. Lütfen benden korkmayın sevgili dostlarım. Bu olanlar için çok çok üzgünüm. Üzgün müsün? Bu aptal tuzakların hepsini kaldırdığımı sanıyordum. Zavallı şirin dostlarımın umarım canı çok yanmamıştır. Hoşça kalın. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Yaptığım bu hareketler midemi bulandırıyor. Gel Azman, seninle gidip ikinci oyunumuzu hazırlayalım. Hadi bakalım. Bu kum tuzağı birkaç küçük şirin için iyi bir numara olabilir. La 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 la. İmdat! 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 Zavallı küçük şirinler, ne kadar kötü bir durum. Sizi kurtaracağım, merak etmeyin. O Gargamel, hayatımızı kurtardın. Arkadaşlar ne içindir canım? Ama Gargamel, biz seninle arkadaş değiliz ki. Evet, sen bizim için her zaman kötü kalpli büyücü ve düşmanımız oldun. Ama artık doğru yolu buldum. Kötülük dolu günlerim çok gerilerde kaldı sevgili dostlarım. Siz de bilirsiniz ki iyi huylu olmak her şeyden çok daha iyidir, değil mi? Evet, neden şimdi köyünüze gidip Şirin babaya iyi elmasları, yani iyi haberi vermiyorsunuz? Ay Şirin baba, bil bakalım bu gece yemeğe kim gelecek? Gargamel! Evet, bu doğru. Onlar misafirimiz. Süslüyle ben bir çukura düştük, Gargamel bizi kurtardı. Vay! Soburtkan ve benim hayatımı da kurtarmıştı. Gargamel kurtarmış. Evet, artık iyi bir adamım Şirin baba. Külahıma anlat. Şirin baba, inan bana. Sen yalnızlığın ne demek olduğunu bilemezsin. Her zaman siz küçük sevimli şirinleri korkuttuğumu biliyorum ama hiç arkadaşım yok benim. Şirin baba. Bence en azından ona bir şans tanımalıyız. Teşekkür ederim süslü kardeşim. İsterseniz bu odunları sizin için köye kadar ben taşıyabilirim. Bu güzel dostluğumuzun bir başlangıcı olsun derim. Hayır, seninle yeteri kadar konuştuk. Hadi şirinler, gidiyoruz. Ama Şirin baba... Gerçekten çok şirindi. Hoşça kal Gargamel. Hoşça kalın. Elmasları bana vermek istemeyebilirler. Ama ben onlardan elmasları alırım. Merhaba küçük arkadaşım. Tanrım, özür dilerim Bay Gargamel ama Şirin baba bütün şirinlere seninle konuşmamızı yasakladı. Ama senden bütün istediğim küçücük bir iyilik sevgili arkadaşım. Öyle mi? Evet, hani köyünüzde sakladığınız o işe yaramaz taşları biraz ödünç almak istiyordum da. Elbette, sana bir araba dolusu taş getirebilirim. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Hemen geri gelirim. Umarım hemen gelirsin çünkü midem açlıktan gurulduyor. Bay Gargamel, taşlarınızı getirdim. Mükemmel. Buraya bırakabilirsin. Azman, sonunda başardım işte. Zenginim. Bunu kutlamak için bir şirine ne dersin bakayım Azmancım? İşte oldu. Hemen elmaslara bakayım. Seni aptal gerizekalı şirin. Bunlar taş. Ama sen dedin ki bana, yani aslında... Boş ver Sakar, sonunda Gargamel'in neyin peşinde olduğunu anladım. Elmaslar ve şirinler.
Elmas mı? Elmas da ne demek Şirin baba? Bunlar, bu taşlar insanların dünyasında çok değerlidirler. Gargamel bunlara sahip olmak için bize iyi davranıyordu tabii ki. Gelin küçük Şirinlerim, bizim bu büyücüyle işimiz yok. Durun, isterseniz bu eşyaları size vereyim. Bakın ne güzel kurdeleler, ayralar ha. Elmasları götüreyim, ben vereyim bunları. İlgilenmiyoruz Gargamel. Ama Şirin baba, yeni bir aynaya ihtiyacım var. Bu kurdelelerle ne güzel tokalar yapar. Ya bu aletler de benim için lazım. Ondan sonra ben de şey istiyorum zaten. Pekala pekala, sizin de yarın öğleden sonra nehir kenarında buluşuruz. Siz bana elmas getirirsiniz, ben de size istediklerinizi veririm. Olmaz mı? İşte elmaslarınız Bay Gargamel. Demek onları getirdiniz sevgili küçük dostlarım, çok güzel. Şimdi sıra ödemeye geldi. Artık boş değil. İşte ben de bundan korkuyordum. Bu yüzden yanımda küçük bir sihir getirmiştim. Şirinler adına, şirinler. Nefesini boşa harcama Şirin baba, artık çok geç. Sihirli sihir, benim sesimi duy ve her şeyi eski haline şirinle. Sorun da azman, zengin olduk zengin. Yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Gargamel. Şirinler ama elmaslarım nerede? Nehire attın diğer torbada. Yaptığım sihir hayatımızı kurtardı Gargamel. Oh hayır. Şirin baba, bu kötü büyücü hakkında seni dinlemediğimiz için özür dileriz. Ama bir ara gerçekten çok nazik davranmıştı. Hayatta bazı insanlara ne derlerse desinler kesinlikle inanmamak gerekiyor. Özellikle de Gargamel'e. Kesinlikle Şirin baba. Başka bir de işte Şirinler kendilerinden başkalarına ya da kötü büyücülere asla Şirin güvenlerini duymamalılar. Her zaman söylediğim gibi... Ay! Şirinler! Nereye gitti bunlar? Kayboldular. Buna daha fazla katlanamayacağım. Bıktım artık Azman. O küçük iğrenç şeyleri yakalayıp tekrar elimden kaçmaya artık son, tamam mı? Şu andan itibaren onları teker teker yok edeceğim. Teker teker elimden kurtulamazlar. Bu iksir işimi görür. Çok yakında Azman. Bu ormanın her köşesi şirin kırıntılarıyla kaplanacak. O bu şirin çorbası için bu bitki köklerinden çok fazla istedim. Evet, umarım buna değer. Sen bulabildin mi tembel şirin? Ha, hayır sporcu şirin. Ben şey, bakayım şu tarafta şirinleyebilir miyim? Ay, ay, ay. Şirinleyebildin mi tembel şirin? Ah, ay. Arıyorum Şirin'i. Sanırım bu iş bayağı zaman alacak. Dinle Azman. Horluyor. O iğrenç kemirgenlerden biri olmalı bu. Ay, ne? Gargamel. Vay canına, pek de akıllıymışsın. İmdat, yardım edin, imdat! Bağır bağırabildiğin kadar senin mavi beyinli baş belası. Seni sefil yaratık. Yakala onu Azman, çabuk durma, yakala onu. Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? O aşağılık küçük canavar fazla uzağa gitmiş olamaz. Tek sorun onun nereye gittiğini bulmak. Çık dışarı bakayım, çık. Neredeysen dışarı çık. Çık dışarı. Çık dedim, duymadın mı? Duydun mu beni? Oy. Oh. Seni iğrenç yaratık. Seni kedi çorbası yapacağım. Oh. Hayır, hayır. Gargamel! Azman! İkisi de taş oldu. Hadi şirinler, gayret! Gayret! Çatıya dikkat! Hey,
Şirinler, Şirinler! Hemen bizimle gelin, çabuk! Hay, Gargamel'le Azman ikisi de taş oldular. Taş mı? Gelin size gösterelim. Bekleyin, geliyoruz. Bekleyin, geliyoruz. Durun, bizi de bekleyin. Gelin. Hadi sakar, tamam. Hadi ama sakar, oyun oynamanın sırası değil. Gargamel taş olmuş. Gargamel taş olmuş. Bence bu hiç de komik değil. Gargamel taş olmuş. Gargamel taş olmuş. Burada neler oluyor? En iyisi gidip bir bakmak. Baksanıza nasıl da taş olmuş. Gözlerime inanamıyorum. İşte bu çok komik. Bu gördüğüm en şirincil manzara. Hayır, ikinci en şirincil. Gargamel'in tepesine son çıkan ıslak şirindir. Koşun, 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 koşun. Bunun olması iyi oldu Gargamel. Seninle hesaplaşmak için sabırsızlanmaya başlamıştım. Vurayım mı sana, vurayım mı ha, vurayım mı? Gözüne gözüne. Oh. Ona gününü gösterdin güçlü şirin. La 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 la. Aa, bu nasıl ressam? Muhteşem. Bu benim son şaheserim olacak. Şaheser mi? Bir dakika küçük şirinlerim. Bir dakika! Bir dakika! Merhaba Şirin Baba. Gargamel bizi taşa çevirmek istedi ama ona engel olduk. İksir onun üzerine döküldü. Ondan sonra taşı aldı. Ondan sonra taşı aldı. Şirin olun bir dakika. Küçük şirinlerim, Gargamel bunu kendi mi yaptı? Evet. Beni takip edin şirinlerim. Nereye gidiyoruz Şirin Baba? Gargamel'in evine. Gargamel'in evine mi? Panzehri bulmak için. Panzehri bulmak için mi? Ama neden Şirin Baba? Gargamel bizi yok etmek istiyor. Çünkü küçük şirinlerim, eğer biz Gargamel'le Azman'a yardım etmezsek onlardan farkımız kalmaz, değil mi? Gargamel'i eski kahrolası haline çevirecek formül bu olmalı. Ama sayfanın yarısı yırtılmış. Karışımdaki maddelerden biri eksik. O halde bundan vazgeçmekten başka çaremiz yok Şirin Baba. Evet, vazgeçelim. Duran, Şirinler doğru olanı yapmalıyız. Ama Şirin Baba, Gargamel'le Azman, onlar bizim düşmanımız. Sporcu, onu sevmek zorunda değiliz ama kurtarmak zorundayız. Bir gün beni anlayacaksınız. Şimdi benimle gelin Şirinler. Belki eksik maddeyi kitaplarımdan birinde bulabilirim. Hadi bakalım. İstediğin kitapları depodan getirdim Şirin Baba. Şuraya bırak lütfen Saka. Affedersin Şirin Baba. Lütfen biraz daha dikkatli olmaya çalışır mısın Sakar? Peki Şirin Baba. Umarım Panzehir bu kitaplardan birindedir ve ben onu bulurum. Ne resmi yapıyorsun ressam? Bu şimdiye kadar yaptığım en müthiş eser olacak Monsieur Usta. Bir bakalım. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Şirin Baba, Gargamel'i kurtarmak istediği için öyle büyük bir bunalıma girdim ki hiç ilham kalmadı bende. İlham mı? Bu korkunç, bu şirin üstü korkunç. Hey! Şakacı, bu hiç komik değil. Komik olan ne kaldı ki? Sonunda o zalim ihtiyar Gargamel'den kurtulduk diye sevinirken Şirin Baba onu canlandırmak istiyor. Merak etme şakacı, benim bir fikrim var. Usta Şirin Gargamel'in yerine geçecek bir şey yapıyor. Buna ne gerek var? Gargamel'den kurtulduğumuza çok seviniyorum. Bu Şirin Baba'ya Gargamel varken işlerin ne kadar kötü gittiğini hatırlatır, değil mi? Evet, o zaman da bu panzehir işinden vazgeçer. Güzel, böylece Gargamel'e elveda. Sporcu, bu kadar zalim olma. Acımasız kötü kalpli de olsa ben Gargamel için üzülmeye başladım. Öyle mi? O halde Gargamel hakkında iyi bir şey söyle. Gördün mü? Hiç iyi bir yanı yok. İşte bitti.
sizi gidi sefil iğrenç küçük şirinler. Onları mutlaka bir gün yakalayacağım. Oh, acı bize kötü kalpli çatı. Asla. Hepinizi yakalayacağım. Oo, şirin olmayan bir şey var. Yeter usta şirin, döndü şirin. Yapamıyorum. Kontrol edemiyorum. İşte buldum. Formüldeki eksik madde burada. Umarım Şirin Baba hemen gerçek Gargamel'e de bir çare bulur. Biz de güvende oluruz. Haklı olabilirsin şakacı. Gargamel'in panzehirindeki eksik maddeyi buldum. Ruh canlandırıcı ot. Bunu ancak Hokus Pokus ormanında bulabiliriz. Sizler bu pisliği şirinlerken sporcu bana istediğim otu bulur tabii ki. Hadi bakalım sporcu, bana yardım et. Sanırım burada kalıp diğer şirinlere yardım etsem daha iyi olur Şirin sporcu, Baba. Sporcu, lütfen bana o ottan getir. Peki Şirin Baba. Bu şirinlik inanılmaz bir şey. Bize o kadar kötülük yaptıktan sonra Gargamel'e yardım edeceğiz. Şirin Baba'nın istediği otları buldum. Bu ihtiyar Gargamel'i hayata döndürecek ve ben de hayat boyu yaptığımdan pişmanlık duyacağım Tanrım. İmdat! Geç kaldığını biliyorum Şirin Baba ama sporcu ormanı çok iyi tanır. Bu doğru usta Şirin ama yine de onu merak ediyorum. Korkunç bir fırtına başladı. Peşinden gitsek iyi olur. İmdat! Hapçam! Buradan hemen gitmezsem Şirin nezlesi olacağım. Hadi Şirin adımı. Tepeye vardık sayılır. Öyle yorgunum ki. İhtiyar sporcu sonu geldi galiba. Küçük şirinleri çok özleyeceğim. Kim var orada? Sporcu, sen misin? Şirin Baba. Şirinler olsun. Siz şirinlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sadece beni kurtarmakla kalmadınız. Hayatın ne kadar değerli olduğunu da gösterdiniz. Gargamel'inkinin bile. Şirin Baba, işte panzehiri yapman için gereken ot. Aferin sana sporcu. Artık Gargamel'le Azman'ı tekrar hayata döndürebiliriz. İşte oradalar. Hadi alçalalım. Al bakalım. Nerede o Azman? Nerede o iğrenç küçük... İksirim! Benim müthiş yok edici, korkunç, acımasız iksirim. Bunu nasıl yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. O sefil mavi boyunların üzerindeki küçük mavi kafaların hepsini uçuracağım. Siz hayatımda gördüğüm en sinir bozucu, en iğrenç, en sefil küçük mavi yaratıklarsınız. Evet Şirin Baba, galiba her şey normale döndü. Evet sporcu, duyduğum kadarıyla çok haklısın. Bugün benim şanslı günüm Azman. Bunu kemiklerimde hissediyorum. Hey Şirinler, şuraya bakın. Duydun mu Azman? Bugün şanslı günüm olduğunu söylemiştim sana. Gargamel! Gargamel! Bu defa ben de kaçamayacaksınız sizi. İğrenç mavi derili sefiller sizi. Ay. Hey bakın! Şakacı dikkatli ol. Kendinden geçmiş. Azman da öyle. Hep böyle usta olsalar ne güzel olurdu. Cennette gibi olurduk. Evet, cennet gibi. Hey! Aklıma bir şey geldi. Onlara göz kulak olun. Ben döneceğim şimdi.
İşte planım bu. Ne diyorsunuz? Bence harika. Hadi yapalım o zaman. Planlardan nefret ediyorum. Evet. Tersi sen kostümleri dik. Emoji sen de kuru hazırla. Acele edin hadi. Gargamel ve Azman yakında uyanacak. Uyan büyücü, uyan. Ne? Ha? Yok. Aa! Bak burada neler oluyor ha? Kimsiniz siz? Bu oldukça açık değil mi? Oo, yok yani. Yani ben öldüm mü? Öyle de söylenebilir. Ama başardım mı? Cennetteyim. O sefil şirinlerden nefret etmekte haklıymışım. Aslında büyücü, biz burada şirinleri çok severiz. Öyle mi? Yani... Oh, ne güzel. Ve senin kayıtlarına baktığımız zaman geleceğin pek de iyi görünmüyor. Parmak yok. Yoksa beni aşağı mı göndereceksiniz? Ne olur göndermeyin. Korkarım öyle. Hayır Azman, git ağaca çık. Başımız belada zaten. Kendini kurtarmanın tek bir yolu var büyücü. Evet, sadece bir yolu var, bir tane. Geri dönüp şirinlere iyi davranmak zorundasın, unutma. İyi mi? Şirinlere mi? Tamam. Söz. Yeter ki beni aşağı yollamayın, ne olur. Pekala, gözlerini kapa ve ona kadar say. Ve unutma, şirinlere iyi davranacaksın. Unutmam, tamam, iyi davranacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döndük Azman. Oh, şeytana şükür. Yani Tanrı'ya şükür. Artık değiştim ben. Göreceksin ben iyiyim. İyiyim. Çok çok iyiyim. Gel Azman, birkaç şirin bulmalıyız şimdi. İyilik yapmalıyız. İşte geliyorlar. Bakalım bir şey yaradı mı? Gargamel! Kaçın! Durun diyorum, kaçmayın lütfen. Ben artık iyi bir adamım, lütfen. Arkadaşınız olmak istiyorum. Siz harikasınız, şirinsiniz, nefis yaratıklarsınız. Oh, bir mucize gibi sanki. Yok Gargamel, bizi tuzağa düşürdün. Yo. Ben sadece size iyi davranacağım. İyi. Hadi, biz daha dünkü şirin değiliz. Sen numara yapıyorsun. Yo, numara değil. Ben değiştim. Sizin için her şeyi yapıyorum. Yapma Azman. Bütün her şeyi mi dedin? Evet, her şeyi. Yeter ki söyleyeyim. Şey ya, aklıma gelen sadece birkaç şey var da. Nasıl gidiyor Gargamel? Güzel, çok güzel. Çok güzel. Şirin demek istiyorsun değil mi? Evet şirin. Ay. Su fazla soğuk değil, öyle değil mi Gargamel? Söylesene. Evet, hasta olmanı asla istemeyiz Gargamel. Ay. Bu su son derece mükemmel. Benim tapulası. Su. Piknik için harika bir gün değil mi Şirinler? Evet. Bunu tekrar yapabiliriz değil mi? Yanında yeterince boya vardı değil mi Gargamel? Çok var. Daha çok boya var. Alt tarafı da boya. Evet. Bunun hesabını soracağım size küçük sefil. Ne dedin Gargamel, duyamadım. Diyordum ki hiç bu kadar eğlendiğimi şey yapmıyorum ve hatırlamıyorum dedim. Çok teşekkürler Gargamel. Senin bize yardım etmen büyük nezaket. Evet, planımız gerçekten çok... Yarın görüşürüz eski dost, eski arkadaş. Yarın görüşürüz. Yarın da meleklerden korkmaya devam et. Bahsediyorum, Gargamel de bizim kadar korkuyordur. Değil mi Gargamel? Gargamel! Evet. Şş,
Şirin çileği toplayın. Toplandı. Nehrin üstündeki köprü onarılsın. Onarıldı. Şirin barajı boyansın. Hepsi yapıldı Şirin baba. Vay canına, siz gerçekten çok iş başarmışsınız benim küçük şirinlerim. Sizinle gurur duyuyorum. Dinle Şirin baba, biz Gargamel'i... Gidelim Şirin'e, Şirin baba biraz dinlensin. Merak etme Şirin babacığım. Biz her şeyin çaresine bakabiliriz. Evet, hem de her şeyin. Vay vay, küçük şirinlerim ne kadar da harika. Daha fazla dayanamayacağım Azman. O mide bulandırıcı, kafa karıştırıcı mavi sefillere iyi davranmak iblis vücudumdaki bütün kemiklere büyük bir acı veriyor. Selam büyücü. Vay. Sana küçük bir ziyarette bulunmak istedik işte. Aman ne kadar harika, güzel. Yarın yapacaklarının listesi bu. Oo. Geliyorum, tutun beni. Yerinde olsaydım büyücü, onu hep zincirle tutardım. Tutarım, tamam. Zincirden nefret ediyorum. Görüşmek üzere büyücü, iyi davranmaya devam et, olur mu? O tuzakçı küçük mavi sefiller. Bu da onların alçakça planlarından biri değil mi? Ama bu onların beni son kandırmaları olacak. Çünkü onları nasıl mahvedeceğimi ben iyi biliyorum. Ne harika bir gün. Kendimi çok şirin hissediyorum. Şirine! Şirine! Bu güzel sabahta bütün şirinler nerede? Ay Şirin baba, onlar da şeyle birlikte Gargamel. Gargamel mi? Seni köye getirmenin doğru olduğundan emin değildim Gargamel. Ama anlasanıza, köyünüze girdiğim zaman size çok daha fazla şey yapabileceğim. Yani sizin için. Galiba sorun yok. Şirin baba yeni Gargamel'i görünce çok şaşıracak. Ve o tanrım, o bizimle gurur duyacaktır, bundan eminim. Korkmayın Şirin, her Gargamel buraya işlerimize yardım etmeye geldi. Çok doğru, ben şeye geldim. Ne derler, yardıma. Aslında sizi yakalayarak kendime yardım etmeye geldim buraya. Yakala onları Azman. Kaçmayın, sizi alacak mavi derili sıçanlar, sizi hiçbir şansınız yok, kaçmayın. Sen ne yaptığını sanıyorsun orada büyücü? Ne nedir bu? Bu konuşan senin vicdanın. Vicdan mı? Ama benim vicdanım yok ki. Evet var. Ay oh. Bu köyü terk et. Bu şirinleri rahat bırak. Lütfen saçmalama. Oh, keser misin şunu, yeter. Oy. Bu köyden çıkana kadar olma. Tamam. Gidiyorum. Kedini almayı da unutma. Gel buraya sefil yaratım seni. Daha hızlı büyüce. Bir daha buranın yolunu asla bulamayacağım ben. Ne yapacağım şimdi? Aferin, işte böyle. Oy, dur. Oh, ay kafam. Ah dur. Arkadaşlar, Gargamel bizi yakalamadan önce o budutun gelmesi ne kadar büyük bir şans. Ve büyükçünün yaptığımız her şeyi duymadan önce değil mi? Bir dahakine daha sağlam plan yapalım, olur mu çocuklar? Plan falan yok şakacı Şirin. Bir daha yaparsanız Şirin babaya söylerim. Anlıyor musun? Evet yüce efendimiz. Artık hepiniz uslu durun. Hepin yüce efendimiz. Sizi izliyor olacağım. Nasıl davrandılar Şirin baba? Son derece usluydular Şirin'e. Bunu yapmak çok kolay oldu. Kova, duman ve yumurta. Hey tembel, Şirin top oynamak ister misin? Hayır, sağ olun. Ah tanrım, tembel bizimle artık hiç top oynamak istemiyor. Hey tembel, benimle Şirin çilek budama makinesini denemek ister misin? Yo, sağ ol usta Şirin.
Ben hareketli yaşamak ve maceradan maceraya koşabileceğim yerlere gitmek istiyorum. Burada her gün aynı şeyler oluyor. Belki de Şirin Baba ile bu konuyu konuşsam. Sen nereye gitmek istiyorsun hayalci Şirin? Ben bütün dünyayı gezip görmek istiyorum Şirin Baba. Ama bu büyük bir çılgınlık. Karşına ne tür tehlikeler çıkabileceği hiç aklına gelmiyor mu? Biliyorum Şirin Baba ama artık yeni yeni yerler görmek istiyorum. Bu seferki düşüm çok büyük, çok. Yarın sabah yola çıkıyorum. Belki de diğer Şirinler burada kalması için onu ikna edebilir. Hemen gidip onlarla konuşayım. Umarım bu işe yarar. Bu senin için tembel Şirin. Eğer istersen sana yarın bir tane daha yaparım ve ondan sonraki gün bir tane daha. Teşekkür ederim obur Şirin ama karnım aç değil. Öyle görünüyor ki senin bir sürprize ihtiyacın var. Al gözlüklü Şirin, sana bir hediyem var. Bana mı? İçinde ne var? Ne kadar komikti öyle değil mi? Herhalde artık gitmekten vazgeçersin. Yanılıyorsun. Güle güle, güle güle tembel Şirin, çok fazla kalma. Dikkatli ol tembel Şirin. Şirin babanın da söylediği gibi dışarıdaki tehlikelere karşı hazırlıklı olmalısın. Hayalci, şu sihirli düdüğü yanına al. Eğer tehlikeli bir durumla karşılaşırsan üflemen yeterli. O zaman kendini tekrar evinde bulursun. Teşekkür ederim Şirin baba. Evet, iyi şanslar dilerim minik minik Şirin'im. Hoşçakal. Hoşçakal tembel Şirin. Vedalaşmaktan nefret ediyorum. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ben ormanlarda gezerim, bir o yana, bir bu yana ve hiçbir Şirin bilemez nasıl güzeldir. Tanrım, bu yolculuk beni oldukça yormuş. Bu da neydi? Kim var orada? Bunda korkulacak ne var ki? Hadi uyumana bak. Ay, tanrım. Belki de Şirin babanın verdiği düdüğü kullanmalıyım. Hayır hayır. Ben bu işte kararlıyım. Dünyayı dolaşacağım. Hiç olmazsa burası yağmur almıyor. Şirin olarak dünyayı tek başına dolaşmak sandığından da zor olacak. Ama bir Şirin verdiği karardan hiçbir zaman dönmez. Böyle kasvetli ve yağmurlu havalara ezelden beri bayılırım. Sence de öyle değil mi Azmancığım? Hey şuraya bak Azman. Acaba bu ne işe yarıyor? Bütün yiyeceğim bitti ve ben çok acıktım. Sevgili midem, biraz daha dayan. Bir tanecik yumurtan eksilse ne çıkar ki? Yani benle paylaşmak istersin öyle değil mi tavuk? Sevgili midem, bu akşam da aç kaldım. Ben maceradan söz ederken bu kadar hareketlisini ve zorlusunu kastetmemiştim. Tanrım, her şeye rağmen çok mutluyum. Nehirde kısa bir gezinti çok eğlenceli olur. Burada saatlerce sersem bir balık gibi beklemektense minik bir Şirin yakalayıp onu yemeyi tercih ederdim. Doğrusu haksız mı? Nehirde dolaşmak çok güzeldir. La 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 la. Güneş pırıl pırıl. La 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 la. Duydun mu? Bir Şirin. Bugün şanslı günümde olmalıyım. Bu gerçekten de çok eğlenceliymiş ha. Gargamel. İşte seni yakaladım sefil Şirin. Bu fazla büyük değil mi? Ama onu nehre geri bırakmaya hiç niyetim yok. Çabuk beni yere bırak kötü kalpli büyücü. İmdat! Şirinler imdat!
Eğer bana bir zarar verirsen Gargamel, Şirin Baba buraya gelir ve senin gözlerini oyar. Ne dediğini duydun mu Azman? Şu dünyayı dolaşma fikri hiç de benim planladığım gibi olmayacak galiba. Lütfen bana söyler misin sevgili Şirin? Acaba bu saçma sapan aleti buraya sen mi getirdin? Evet. Hayır. Yani ben... Sakın onu bana doğru üfleme. Sana doğru üflemeyeyim mi? Oo, galiba benim üflemem gerekiyordu. Aha. Ay, burası Şirinlerin kenti. Buraya nasıl geldiğim hakkında hiçbir fikrim yok ama her neyse. Kimin umurunda? Bu gürültü de ne böyle? Şirin Baba kurtar bizi! Şirin Baba! Şirin Baba kurtar! Evet, bu Gargamel. Ama nasıl olur? Vakit kaybetmeden bir şeyler yapmalıyız. Bu sefer hiçbiriniz elinden kaçamayacaksınız. Papatya tohumları, bir adet şirin çileği, umarım bir işe yarar, yoksa bütün şirinlerin sonu demektir. Hemen gidip Gargamel'i bulayım. İşte burada. Gargamel! Şirin Baba. Bakın, Şirin Baba'yı da yakaladı. Gargamel'den nefret ediyorum. Budun gibinin üzerine çok yakışacaksın Baba Şirin. ne oldu böyle, ne oldu? Teşekkür ederim güçlü Şirin. Dikkat edin, buraya düşecek. Kaçamıyorlar. Oradaki benim evimdi ve sen onu yerle bir ettin. Gargamel beni çok sinirlendirdi. Şimdi çığlık atacağım, bak göreceksin. Zavallı Şirinem, gerçekten çok üzgünüm. Rica sen beni affeder misin acaba? Benim tatlı minik şirinlerim, hepinizi öyle seviyorum ki size söz veriyorum. Artık hiçbirinizin canını yakmayacağım asla. Şirin Baba, büyücü Gargamel'in nesi var? Ona iyi ve nazik bir insan olması için çok etkili bir büyü yaptım Şirin'e. Ama hala buraya nasıl geldiğine bir türlü akıl erdiremedim. Şirin Baba! Şirin Baba! Bakın bunu benim evimin yakınlarında buldum. Tembel Şirin'in düdüğü. Gargamel'in buraya nasıl geldiğini şimdi anlıyorum. Gargamel! Sihirli düdüğünü aldığın Şirin şimdi nerede? Benim evimde olmalı. Aman tanrım, olamaz. Onu orada Azman'la yalnız bırakmıştım. Azman'la mı? Bu bir katliam demektir. Umarım Azman onu yememiştir. Hadi ben oraya gidelim. Belki zamanında yetişiriz. Durun, beni de bekleyin. Belki bir yararım olur. Eğer benim bağladıkları şu ipleri bir an önce çözebilirsem. Azman. Galiba bu kedi beni yiyecek. Daha hızlı, daha hızlı. Hızlı koşmaktan nefret ediyorum. Artık burada bana bir zarar veremezsin sersem kafalı kedi. Ne? Acele edin çabuk. Yürek çekmekten nefret ediyorum. Yo, hayır, ben sana şaka yapıyordum Azman. Sen sersem kafalı değilsin, çok tatlısın, seninle gurur duyuyorum. Bak, ben o sözleri gerçekten şaka olsun diye söyledim. Bana inanmıyor musun? Azman, dur! Bu zavallı savunmasız Şirin'e eziyet ettiğin için kendinden utanmalısın. Çabuk onu rahat bırak bakayım. Hadi piş. Senin gibi kötü bir kediyle yaşayamam. Hayat yaşıyor! Ne kurtardık işte. Ne oluyor bana böyle? Büyünün etkisi geçmeye başladı. Buradan bir an önce çıkmalıyız. Bunun için geç kaldınız Şirinler. Bu sizin elinize geçen son fırsattı. Ama bu sefer hiçbiriniz benden kaçamayacaksınız. İşte yakaladım, bir tane daha. Onları yakaladım. Hem de hepsini. Evet Azman, güzel bir ziyafet çekeceğiz. Şirinler ziyafeti. Evet Şirinler, bu sefer nasıl kurtulacağımızı bilen var mı? Eminim sen bir şeyler bulabilirsin Şirin Baba. Dolaplardan nefret ediyorum. Üzgünüm Şirin Baba, bütün bunlar benim macera merakım yüzünden oldu.
Ha, böyle düşünme hayalci. Kendini suçlamana gerek yok. Eğer o sihirli düdük bizde olsaydı buradan kurtulabilirdik. Ama sihirli düdük bende. Harika. Hepiniz el ele tutuşun. Evet, işte su da kaynamaya başladı. Şimdi akşam yemeğimizi hazırlayabiliriz. Ne? Hepsi yok olmuş. Buna dayanamayacağım, dayanamam. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Evet hayalci Şirin, gördüğüm kadarıyla ormandan çok uzaklaşamamışsın. Dünyayı dolaşmak için tekrar yola çıkacak mısın? Ay yo 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 Şirin baba, bu kadar heyecan bana yetti de arttı bile. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın!